biraz dizim kasıktan girdiler, anji oldum diye işte bir iki gün dediler ima ile kıl. E cemaatle kılalım istiyorum. Arkadaşları yanımda olanlara diyorum. E geç sen kıldır, geç sen kıldır. E sessiz namaz olsa yutturacaklar. Her birisi geçecek. Sesli namaz olunca herkes geri duruyor. E niye geri duruyorsun diyorum. Ya mübarek adam, sen bu namazı kılmıyor musun kendine? Sana olmuyorsa bana imam kendi olmuyor. Kendin kılarken de olmuyor. Benden korkuyorlar. Ben de çok yanlış bulurum biraz. Ama yüzüne vurmam ama bazen mecbur olurum. Dedim ben fazla iade ederim dedim. O zaman anlarsın dedim. 2-3 kişi var. Oku bakayım. Birisi demesin mi? Ne dedi? İnna atoynâkel kevser. Hızlı hızlı oku. İnna şâniyeke velep. Etme kardeşim. Öbürü diyor kul füvallâhu ehed. Allah'ım ya Rabbim. Ya Resulallah. Türk sinemazı mı bu ya? Ne kul füsü ya? Siz bunları sinemalarda mı öğreniyorsunuz? Kem gözlere şiş. Oradan mı öğreniyorsunuz elem terakki feysiz? Siz hoca önüne diz çökmez misiniz? Siz talim tecvid okumuyor musunuz? Siz namaz kılacak kadar kıraat yapmadan nasıl yaşıyorsunuz? Mezara ineceksiniz ya. Her işinizi dünyada sağlam yapıyorsunuz be. Bir evrakınızda eksik olmaz be. Dünya işlerinizde. Aman maaşım yanar. Aman gününü geçirmeyeyim. Böyle her şeyinize titizlikle, dikkatle davranırken namaza geldi mi? İki sure ya, namaz kılacak kadar düzgün ağızlı adam bulamıyorum ya. Ben şimdi ayağım mesela şey olmuş. Diyelim kıldıramıyorum. Sizin şu anda içinizden her birinize buyur geç kıldır diyebilmem lazım. Sizin hiçbiriniz de çekinmeden kıldırabilmeniz lazım. Niye? E çünkü bana kıldırmakla kendi kılmanın farkı yok. Bu caizse kendi kıldığın bana da kıldırırsın. Kendi kıldığın caiz değilse bana da kıldıramazsın. Böyle hocaya ayrı namaz, cahile ayrı namaz yok ki. E daha burada benim önüme geçip de sesli bir Fatiha oku bakayım desem çekiniyorsun da. Ya meleklere ne cevap vereceksin? Doğruyu konuşuyorum. Her zaman ben adamı güldürmem. Ne yapayım? Gülecek zaman var, ağlayacak zaman var. İşimiz yaş yani. Şu taliminizi, tecvidinizi düzgün yapın ya. İhsan Efendi, Allah rahmet eylesin. Ne kadar bu işlere uğraşırdı eder. İsmail Ağa da buradan. Halep müftüsü gibi sarıkları sararlar. Sakallar bir tutam, cübbeler, şalvar, kolundan içeri ben kaybolurum. Şalvarlar Yavuz Selim. Benim gibi iki kişi girer. Bir oturttu milleti, herkes dedi halaka dedi. Efendi Hazretleri de yap dedi bu işi sen. Sabah işraktan sonra. 10 kişi çabuk dedi. Oo, başını kıran, gözünü kıran surelerin. Adam evliya gibi. Bir de diyor inna tayna kel kevser diyor ya. Tayna diyemiyor. O aynı çıkartmak biraz zordur. Ameliyat lazım bazı kişi işte çıkartmak için. Ama tayna olur mu kardeşim? Kul füvallah diyor adam ya. Olmaz bu namaz ya. İnna şaniyeke olur mu ya? Allah. İnne muhakkak demek. İnna biz demek. Ne oldu şimdi? Biraz çektirdin. İnne şaniyeke Habibim sana kızan Ebu Cehil Hüvelep der. Nesilsiz bereketsizin kendisidir diyor. İnna şaniyeke biz sana kızıyoruz demek olur ya. Ya bu böyle bir şey olur mu? Min şerri ma halak. Yaptığının şerrinden Allah'a sığınırım diyor. Kul euzü bi rabbil felak. Min şerri ma halak. Hadi benim kadar galgale çıkaramayabilirsin. Ama halak, bak ha. Helak dersen noktasız tıraş etti olur. Halaka yarattı, helaka tıraş etti. Bu nedir bu? Sizin hayat memat meseleniz olsa, ebedi ahiret gibi ciddi, bir şey dünyada olamaz ama, çok önemli bir konu olsa, iki tane sureyi istendiği gibi yapar mısınız, yapamaz mısınız? Okul imtihanını kaybedecek olsanız, sınıfta kalacak olsanız, bir çekiliş olsa, arabayı kaybedecek olsanız, iki sure, yapar mısınız? E sen şimdi bu kadar namazının olmama tehlikesi var, ahirette ne cevap vereceksin ya? Namazsız, kıraatsız, cennet istenir mi Allah'tan? Bu kadar tehlike var, hala çoğunuz bu işe dikkat etmiyorsunuz. Bir de böyle meraklılarınız var. Onlar ne yapıyor biliyor musun? Hava atmak için uzun surelerden ezberlemiş birkaç tane. Kardeşim sen inna a'dayna ile kulü vallaha doğru oku, hep onları oku.
Çünkü sen oradan elem tarakeyfeden bir şey okuyayım. Yok efendim ben vessemâi vettârık'ı biliyorum diye hava atıyor ama namaz olmuyor. Çünkü talim tecvidin yok mübarek adam sen. Sade ezberlen olmaz ki. Ağızdan alacaksın. Hep yanlış okuyorsun. Bir tane vardı öyle bir serseri. Şimdi defoldu gitti yanımdan. Allah öyle uzağa götürsün daha. Yakın etmesin. Bela oldu başıma sonra. Oo, bir de baksan tebarekeyi ezberlemiş, Yasin ezberlemiş. Numara yapıyor. Yani ezbere okuyor ama haya ha diyor, haya hı diyor. Hepsi karıştırıyor. Aman için. E diyor bu hocaların çoğu benim kadar ezberi yok. E sen inna hatayna doğru oku. Çok ezbere lüzum yok ki. Böyle de yapmayın. Ben elem terakefeden aşağı bilirim, vezluhadan aşağı bilirim. O muteber değil. Doğru okuduğum muteber. Yanlış okuduğunu Allah efendim azaba sebep olur. Mucib olur. El ahdü bit tecvidi hatmun lazimu ve men lem yücevvidil Kur'an'ı asimu لِأَنَّهُ بِهِ الْاِلٰهُ اَنْزَلَى وَهَاكَذَا مِنْهُ اِلَيْنَا وَصَلَى Efendi Hazretleri okurdu. Bu İmam Cezeri Hazretleri. Tecvidli okumak şarttır, farzdır, lazımdır. Kur'an'ı tecvitsiz okuyan günahkardır. Okuyan günahkardır. Günaha giriyorsun Kur'an okurken. Hocam ben hatim indirdim, sevaplarını bağışla. Ne kadar sevap var ki bilmiyoruz ki neyi bağışlayacağız yani. Hatim mi seni okudu, sen mi onu okudun? Oku bakayım bir sayfa. Yanlış. Efendi Hazretleri mübarek cüz dinletirdi. Hep böyle birine o dinletir. Kendi zaten her şeyi yutmuş. Ezbere de olsun. Sen dinle beni der. Bir tane şoförü vardı eski. Dinleyecek ki ya oturdu dinleme. Oku bakayım dedi. Ve idâ esma'u dedi. Ve idâ semi'u. İzanın çeken elifini şeye ekledi. Kapat dedi, kapat. Beni nasıl dinleyeceksin ya? Ve idâ semi'u yüzüne bakıyor, esma'u okuyor. Ondan sonra, hoca efendi hatim yaptım, duasını eder misin? Şimdi adamı bozmak istemiyorum. Allah kabul etsin. Ama öyle olmaz kardeşim. Tecvitsiz okuyan günahkardır. Günaha girersin. Yapma. Allah bize Kur'an'ı tecvitle indirdi. Habibinden bize tecvitle ulaştı. Bu milletin bu kadar canı çıktı düzgün okuma. Sen ondan bundan duyduğundan ezberleme. Bir hoca efendiden, hafız efendiden, imam müezzin, bazı imam müezzin de yanlış okuyor şimdi. Bir de o sorun var. Eskiden en azından yani bir imama müezzinin kıraatına güvenirdin. Şimdi bazı bakıyorum, düşüyorum bir imamın arkasına. Allah! Sıratallezi nen'amte diyor. Bu teravide çok oluyor. Hızlı okuyayım derken sıratallezine en'amte aleyhim. Ulan nen'amte olur mu? Sıratallezine en'amte. E'yi yuttu. Yani namazları bozuyor. Velabba. Üç elif çekilecek. En az onu çekmese namaz gidiyor yani. Çok tehlike var. Yanlışını okuyan imamlar da söyledi. Ama siz ehlini bulursunuz. Var yani çok. Elhamdülillah. Fıkıh gibi değil. Fıkıh bilen çok az var. Kıraat bilen fazlaca var. İstifade edin. Ya ben size ne diyorum? Namaz caiz olacak kadar. Bir Fatiha-i Şerif. Bir inna e'adayna bir kul huyallah. Değil mi? Tamam hep onunla kılarsınız. Ne yapalım? Fazla vaktiniz varsa elem terakeybeden aşağıya da talim edin. Ama o kadar vaktiniz yoksa da en azından namaz caiz olacak kadar. Allah rızası için. Sizi seviyoruz Allah için. İyiliğinizi istiyoruz. Ahirette perişan olmayalım.